Soru cevap videosuyla karşınızdayım. Yani gerçekten çok iyi sorular geldi. Çok garip sorular geldi. Çok yaratıcı sorular geldi. Teşekkür ederim hepinize. Hemen başlayalım. Çok vaktinizi almayacağım. Daha önce benim 10 bin abonedeyken yaptığım bir soru cevap videosu daha vardı. O da efsaneydi. Onu da aşağıya açıklama kısmında bırakacağım. Onu da izlersiniz. Orada verdiğim soruların cevabını tekrar burada vermeyeceğim çünkü. Eğer merak ediyorsanız oradan da bakabilirsiniz diye düşünüyorum. İlk soruyla başlıyorum. Sultan Gümüş sormuş. Hayalleri olup da yerinde sayın insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Zamanı gelmediğini düşün. Eğer hayaliniz varsa yerinize duramazsınız zaten. Bunu bin kere söylüyorum. Hayal öyle bir amaç, öyle böyle sizi oturtan bir şey değildir yerinizde. Yani duramazsınız. Onu gerçekleştirmek için çabalarsınız mutlaka. Eğer bekliyorsanız daha zamanı gelmemiş demektir ya da o hayal sizin hayaliniz değil demektir. Hayata bakış açınızı değiştirebilecek veya yaşam enerjimizi arttırabilecek bir belgesel önerebilir misin? Öneriyorum zaten. Sürekli belgesel öneriyorum. Bunların hepsi hayata bakış açınızı değiştirecek ve enerjinizi yükseltecek belgeseller. Seninle tanışma imkanımız yok mu? Berna Süzgün sormuş. Bu konu çok geriliyorum ben. Ya sizinle yolda çok fazla karşılaşıyorum zaten. Gerçekten bu çok muhteşem bir his. Onu söylemem lazım. Ama özel bir buluşma yapma gibi bir durum beni çok geriyor. Ben Şubat'ta Bursa'ya taşınacağım. Bursa'ya taşınmadan önce İstanbul'da bir tane buluşma yapacağım. Ondan sonra Bursa'ya gideceğim. Bursa'da bir tane yapacağım. Zaten Bursa daha küçük bir şehir olduğu için daha sık karşılaşacağımızı düşünüyorum Bursa'da yaşayanlarla. Nehir Işıldak sormuş. Selam. Sorum şu ki dünyayı gezme hayalin ne zaman başladı? İlk hangi ülkeye gittin? Ve seni tabii ki de seni çok seviyorum sevgiler. Teşekkür ederim. <laughs> Bunu hep soruyorum. Biz dünyayı değiştiremeyeceğimizi, dünyayı daha iyi bir yer haline getiremeyeceğimizi kabul etmiş bir gençliğiz. O yüzden ne yaptık? Dünyayı değiştiremeyeceksem, dünya daha iyi bir yer olmayacaksa, ben bu kadar etkisiz bir elemansam, filler tepişirken ben hep ezileceksem, o zaman bana dünya getirim ya. Uçak biletleri de ucuzladı zaten. E herkes, bütün arkadaşlarımı dünya gezmek istiyor. O zaman dünyayı gezerim dedim. Resmen Hayal satın aldım. ya yani hayal ihraç ettim kendime. Ve dünyayı gezmeye başladım. Yani bir yerlere gitmeye başladım. Muhteşem bir histi. Yani evet dünyayı değiştirmeye eşdeğer bir his değildir muhtemelen ama dünyayı gezmek, farklı insanlarla tanışmak, farklı bir kültürden insanın düğününe gitmek. Yani şu oturduğun mahalleden, gittiğin okuldan, gördüğün insanlardan kat kat daha büyük ve farklı olduğunu gösteriyor. Yani i̇smini okuyamıyorum seni en çok güçlendiren acını paylaşır mısın? Çok var ya. O kadar çok acı var ki beni güçlendiren. Her biri ayrı ayrı. En çok güçlendiren diye sorarsan aşk acısı derim. Hayatın boyunca bir belgesel izleme hakkın olsaydı hangi belgeseli izlerdin? Bu arada konuşurken yaptığın jest ve mimikler çok hoşuma gidiyor. Seni seviyorum. Okay. Teşekkür ederim. Mr. Highlighter. ya, soru <laughs> yazmış bu soruyu. Tony Robbins diye bir kişisel gelişim uzmanının belgeselinden bahsetmiştim size, bilirsiniz, hatırlarsınız belki. O belgeseli 4-5 defa seyrettim ben arka arkaya. Herhalde o belgeseli seçerdim. Toparlan, gitmiyoruz. <laughs> <laughs> çok iyiymiş şey. Toparlan gitmiyoruz yazmış soru. Sevmediğin birini kendine uzaklaştırmak için ne yaparsın? Direkt görüşmeyi kesiyorum. Ben bu bay kötü bir huy. Ama böyle ay alıştıra alıştıra yapayım. Ay şöyle yapayım böyle yapayım. Eğer hoşlanmıyorsan ve beni kötü etkilediğini fark ettiysem o insanı direkt hayatından çıkartıyorum. Samet sormuş. Söylediğini okuyamıyorum. Hayattaki en kötü durumu yani geçmişteki en berbat anıyı silmek için ne yapabiliriz? Daha çok yaşayarak. Daha çok yaşayacaksın ki daha farklı şeyler de olduğunu göreceksin. Daha büyük acılar belki, daha büyük mutluluklar olduğunu görerek yaşamaya devam etmek gerekiyor bence. Yaşamaktan korkuyoruz. Yaşamaktan korkunca da eski acılarla, eski mutluluklarla yaşayıp tatmin olup dur duruyoruz yani. Şöyle bir soru var. İlla ki dibi gördüğün zamanlar olmuştur Başakcığım. Nasıl çıktın dipten ya da çıkmaya çalıştın? That Ophelia galiba böyle okunuyor. O sormuş. Bununla ilgili video yaptım. Moralin bozuk olduğu zamanlarda nasıl çıkıyorum diye anlattığım bir video var. Orada anlatmıştım zaten. Elif SKR sormuş. Aşk nedir diye. Aşk muhteşem bir şey. Yani bunun üzerine saatlerce konuşabilirim. Aşık olduğum zaman bir buçuk sene ya da iki sene falan böyle etkisindeydim. Ve yaşadığımı hissettiğim, var olduğumu, %100 yüzde yüz hani şu an etten kemikten bir insanım ya, yaşıyorum ya. İşte yüzde yüz var olduğumu hissettiğim bir buçuk iki seneydi. Gerçekten. Muhteşemdi. Seval çok güzel bir yorum yazmış. O Ama ya nasıl bu kadar mükemmelsin demiş. Sana hayranım demiş. Çok teşekkür ederim. O bu soruya tabii cevap vermeyeceğim. İçiyorum. Çok utanım. <laughs> İpek Ilgaz sormuş. Liseliyken harçlığımızı nasıl çıkarabiliriz? Neler yapabiliriz? Şey, ya burada şimdi çocuk işçi muhabbeti falan da var. Bilmiyorum o konuları çok fazla. 15 miydi yaş sınırı çalışma sınırı ya da 17 miydi? Tam hatırlamıyorum. O yüzden bu, bu konuda böyle çok hani yönlendirici olmak istemem. Ama ben meseleyken şöyle yapıyordum. E, ee, bir, bir ablamdan ütü yapıyordum ve ablamdan para alıyorum diye mesela bana çok kısa insanlar oldu tamam mı? Ee, ben bunu niye yaptım? Mesela annemden haşlık alıyorum tamam mı? Ama ablam bana haşlık vermiyor. Evli, ben de 15 yaş büyük, çoluğu çocuğu var falan. Ama hadi Başak bu da sana haşlık olsun falan demiyor tamam mı? Ben de Böyle bir yol buldum kendime. O ütü yapmayı sevmiyordum, ben de gidiyordum ütüsünü yapıyordum, haşlığımı alıyordum ve elinden gelse bunu çok şey yapabilirdim yani o zamanlar. Çünkü lisedeyken çok daha az bir kısıtlı bütçeniz var, birçok şeyde ihtiyacınız yok zaten. Her şey ailenin tarafından karşılanıyor ama yani yine de böyle bir ihtiyaç olabiliyor. Size haşlık vermeyenlere ücret karşılığında iş yapabilirsiniz. Bilmiyorum, ben böyle yapıyordum. Şey yapabilirsiniz bu arada. Aliexpress'ten böyle ürünler sipariş edip çok ucuz oluyor biliyorsunuz. Lisedeki arkadaşlarını satabilirsiniz. Bunu yapan insanlar var. Ya da kendi bilekliklerinizi yapıp, kendi ürünlerinizi yapıp onu arkadaşlara satabilirsiniz. Bu da güzel bir yol olabilir. Hem de ticareti para alışverişinde öğrenmiş olursunuz. Babanı anlatır mısın? Çok merak ediyorum demiş Aylak Beyefendi. Babama anlattığım bir video var zaten. Şu an burada anlatsak o video bitmez gerçekten. O videoyu izleyebilirsin. Toparlan gitmiyoruz yine bir soru sormuş. Mutluluk ne sence? Demiş. Bence mutluluk kendini tanımak ve neyi sevdiğini, neyi sevmediğini çözebilmekte. Ben böyle son 1,5-2 senedir hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum. Gerçekten diyorum. Bu tabii ki de moral bozan, beni üzen durumlar oluyor. Ama iç huzurum, iç huzurum sabit ve çünkü inandığım ve bildiğim ve böyle mutlu olduğum bir şeylerle uğraşıyorum. Bu muhteşem bir şey. O yüzden mutluluk bence kendini çözmekle alakalı. Nisa şunu sormuş. En büyük hayalin ve kaç yaşında evlendin? En büyük hayalimin içindeyim şu anda. Yani hayalimi yaşıyorum şükürler olsun. Kaç yaşında evlendim? 27 yaşında evlendim. Dilan sormuş, şu ana kadar en çok gitmek istediğin ülke? Evet Amerika'ya gitmek istiyorum, doğru. Japonya'ya gitmek istiyorum bir de. Bu iki ülke mi? Merak ediyorum. Melike Erkul sormuş, motton ne diye? Bir mottom yok ama bu sorudan sonra kendime bir motto bulacağım. Şöyle havalasından bir tane bulacağım kendime bir tane. The True Cost filmi seyrettikten sonra o markalardan bir şeyler alamıyorum. Giymek istemiyorum. Peki sen nasıl? Nerede alışveriş yapıyorsun? Kusura bakmayın Türkçeyi bilmiyorum. Sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. G alttan tire sanam sormuş bu soruyu. Ben de aynı şekilde aynı durumdayım. O bahsi geçen markaların hiçbirinden alışveriş yapmıyorum. Hatta şöyle oldu artık ben de. Bir şey almadan önce bakıyorum. Nerede üretilmiş, ne olmuş diye. Bundan sonra alışveriş yapmadan önce her zaman bakıyorum. Nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş. Hatta fabrika görüntüleri varsa fabrika görüntülerine de bakıyorum. Böyle bir hassasiyet gelişti. Zaten çok fazla alışveriş yapan bir insana değilim. Aldığım zaman da bunlara dikkat ediyorum. Ve orada geçen markaların hiçbirinden alışveriş yapmıyorum. Ama o markaların ürünleri yok mu evimde? Var. Hatta o kırmızı çerçeveli gözlüğüm benim H&M markaydı. Zara marka montum da var, gömleğim de var. O markalara karşı bir kin duymuyorum şu anda. Hani o markaların ürünlerini alıp atacak kadar bir kin yok içimde. O markaları hala giyiyorum çünkü bilmediğim zamanlarda aldım onları. Bu da çevreye zarar. Alıp atarsam da e, o da çevreye bir zarar vermiş olacağım. Sadece bundan sonrası için o markalardan alışveriş yapmıyorum. Kılıç Azra sormuş. En favori kitabın, değiştirmek istediğin bir özelliğin, en sevdiğin şair. En favori kitabım Dinle Küçük Adam. Bunu söylemiştim zaten. Değiştirmek istediğim bir özelliğim çok kinciyim. Ama yavaş yavaş değiştiriyorum. Kin tutma özelliğim var yani maalesef. En sevdiğin şair Ümit Yaşar Oğuzcan. Hayat felsefen nedir? Dene. Dene, yanıl. Sonra tekrar dene. Sonra tekrar yanıl. Dene. Sürekli dene. Yani buraya yaşamak için geliyoruz tamam ama yaşamaktan korkuyoruz. Bu nasıl tezatlık? Bu nasıl bir yani buraya zaten tecrübe kazanmak için geliyorsun. Mükemmel olmak için gelmiyorsun. Başarmak için gelmiyorsun. Bir şeyleri deneyeceksin, yanılacaksın. Deneyeceksin, yanılacaksın yani. Bu kadar yaşamaya korkuyoruz ya hata yapacağız diye. Böyle saçmalık mı var? Dene. Hayat felsefem bu. En büyük korkun ne? Şiddet. Acayip derece şiddetten korkuyorum. Hayvana, çocuğa, kadına. Şiddet beni çok korkutan bir şey. Sultan Gümüş sormuş sana bir belgesel çekeceksin konusu ne olursa olsun milyonlarca izlenecek dendi ne üzerine bir belgesel çekerdin milyonlarca izlenecekse eğer gerçekten dışlanmış bütün insanlar adına bir belgesel çekmek isterdim işte LGBT üyeleriyle fahişelerle belki işte Ermenilerle atıyorum kendi ülkemdeki yani öteki olmuş sürekli dışlanmış bir şeylerin sıkıntısını çekmiş kadınlarla ...ilgili böyle röportajlar serisi olan bir belgesel çekmek isterdim. Milyonlarca izlenecekse eğer. Ama hani kendim böyle normalde bir belgesel şansım olsaydı... ...tabii dünyayı gezdiğim bir belgesel çekmek isterdim. Sümbetül sormuş, bu zamana kadar en çok neye üzüldün diye. Ee, yeni Aşk'la ilgili bir olay. Yani Levent'le ilgili yaşadığım bir olaya çok üzülmüştüm yıllar önce. Bengü Akyüz sormuş, işletme bölümü öğrencilerine 3 tavsiye verecek olsan bunlar ne olurdu? Bu arada sana bayılıyorum. Yaklaşık 5 gün önce keşfettim seni. Ama bütün videolarını izledim. Manyak gibi başak komasına girdim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne tavsiye ederim? 3 tavsiye istemiş benden. Çalış çalışmanı. Yani bir işe girip çalışmanı, staj yapmanı. Hiç fark etmez. Yani bir Dil öğrenmeni. İngilizcen çok iyi olsun falan filan. Bu çok önemli. Bir de gönüllü olarak bir yerde çalışmanı öneririm. Tuğçe Polat sormuş. Hayatta asla bunu yapmam dediğim bir şey var mı? Yani asla şunu yapmam gibi. Var şiddet tabii ki. Ya asla bir çocuğa şiddet uygulamam, bir hayvana incitmem diyebilirim canlı gönülden. İnşallah bu sözümü yemem. <laughs> İsmi okuyamadım bir arkadaşımız. Doğruluk mu, cesaretlik mi diye sormuş. Tabii ki de cesaret. Dead of e yine sormuş. En yakında olan aileden her Allah'ın günü acı yersin. Her gün yapmaya çalıştıklarını, hayallerine, her şeyine engel olurlar. Sen bu durumda olan birine ne tavsiye verirsin? Ne yapmalıyım? Bir çıkış yolu bulmalıyım. Sence hala var mıdır? Çıkış yolu yardım et ne olur? Bu noktada insanları izlemek lazım bence. Bakacaksınız yani iyi niyetler mi, kötü niyetler mi? Kötü niyetliyse bence kardeşiniz dahi olsa hayatınızdan bir tık uzaklaştırmanız gerekiyor. Ama sen doğru olduğuna inanıyorsan doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında durmakla hükümlüsün. Ucunda ne olursa olsun. Mesela o Fiji Pi kitabındaki özge karakteri bence bunun en güzel örneği. Kız hiçbir şekilde pes etmiyor ve hep doğru bildiğinin arkasında duruyor. Bu muhteşem bir şey. Ne olabilir diyor ya. En fazla ölürüm diyor yani. Biraz cesur olmakta ve doğru bildiğinizin arkasında durmakta fayda var bence. Çünkü insanlar sürekli konuşacaklar. İnsanlar hep konuşuyorlar. İnsanlar hep doğru bildiğini düşünüyorlar. Ceren Nur sormuş. Hayatında fikirsel ve ruhsal olarak seni büyüten olay var mı? Yani kısaca ne zaman büyüdün? Bir sürü olay var. Burada başlarsam o oh, oh, bir sürü olay anlatabilirim size. Ama neden böyle çok fazla olay yaşadım? Çok fazla olay yaşadım. Çünkü çok şey yaşadım. Çünkü denemekten korkmadım ve hep bir şeyler denedim. O yüzden çok fazla olay yaşadım. Çok çabuk büyüdüm. Bu yüzden yaşamaktan korkmazsanız o güvenlik alanınızın dışına çıkıp riske girerseniz çok çabuk büyürsünüz. Özbek 8954 sormuş. Okulda başarılı mıydım diye. İlkokul, ortaokul bir efsaneydim yani. Öyle söyleyeyim. Çok başarılı bir öğrenciydim. Ama lise berbattı. Hiç o konuya girmeyelim bence. Ley Lizzet sormuş. Hayatın en acımasız yönü ne sence diye. Hayatın en acımasız yönü bence insanlar. Tuğçe Polat sormuş. yakın kız arkadaşında en sevmediğin hareket nedir? Kıskançlık herhalde. E. Kargin AVM sormuş. Kapitalizmin ilişkiler üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Kendine ve ilişkilerine bundan nasıl soyutluyorsun? Ya da soyutlayabiliyor musun? Soyutluyorum tabii ki de. Ben bir buçuk senedir bunun üzerine emek veriyorum. Ve kapitalizmin etkilerinden baya baya soyutladım kendi hayatımı, arkadaşlarımı, çevremi. Ve kendi Ütopya'mı yarattım ben yani. Esra Berbes sormuş. Dünyaya üç kişi geri getirebilsen kimleri getirirdin? Evet, Atatürk'ü getirirdim. Bence çok e, az bir zaman kalmış dünyada ve haksızlık olmuş yani bu kısa ömür. Onu getirmek isterdim. Yani o son iki kişi herhalde bir çocuk olurdu. Çok yani erken yaşta ölmüş. Yani son, o iki kişi çocuk olurdu herhalde. Beach Better Have My Blog bir şöyle bir soru sormuş. Kitap okumaya ne kadar vakit ayırıyorsun diye. Bazen sabah başlıyorum. Akşama kadar bir kitabı bitiriyorum sayfasının hiçbir önemi yok. Bazen bir hafta 15 gün boyunca hiç kitap okumuyorum. Bazen böyle yaya yaya bir hafta boyunca okuyorum. Yani durumuma göre, ruh halime göre değişiyor. İsmini okuyamadığım başka bir kişi şöyle sormuş. Hayatımın dönüm noktası diyebileceğim bir olay var mı? Bir şey var mı? Varsa ne? Hayatımın birçok dönüm noktası var. Ama herhalde en büyük dönüm noktalarını Alaçatı'da garsonluk yaparken yaşadım. Orada öğrendiklerim beni şu anki halime dönüştürdü. E, the Margot D Margo S. Şöyle bir soru sormuş. Daha önceki videolarından birinde çocuk istemediğinizi söylemiştiniz. Ben özel değilse nedenini merak ediyorum. Korkuyorum çünkü çocuktan. Çünkü bir insan getiriyorsunuz dünyaya ve ne olacağını, nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Yanlış bir şey yapmaktan çok korkuyorum. Onu üzmekten çok korkuyorum. Onun hayatını kötü etkilemekten çok korkuyorum. E, ona şiddet uygulama ihtimalinden çok korkuyorum. Ona Çünkü etrafında bir sürü anne görüyorum, baba görüyorum. En mükemmel, en muhteşem insan bile şiddet uygulayabiliyor çocuğuna. Ona bağırabiliyor. Yani ona kötü sözler söyleyebiliyor. Bir çocuğun ruhunda böyle sözlerin nasıl derin yaralar açtığını çok iyi biliyorum ve gözlemleyebiliyorum. O yüzden e, bu, bu korkularım sebebiyle Beyza dinç gün sormuş, sana istediğin yerde bulunabilme imkanı olan, istediğin kişiyle vakit geçirebileceğin, istediğin illegal şeyler de dahil, her davranış yapabileceğin bir gün verirse ne yapardın? Ee, çok alenli şeyler söyleyemeyeceğim, çünkü gerçekten şu an böyle istediğim yerde, istediğim konumdayım. Ama Leventle Aya yan olmayı isterdim. Şu anda biz çünkü ayrı yaşıyoruz. Sadece hafta sonları görüşüyoruz, Şubat'a kadar. İllegal bir şey istemiyorum ya. Ben çünkü bağımlılıklardan da çok korkan bir insanım, tamam mı? Yani hiç böyle ben sigara içmediğim, alkol kullanmadım. alkolle ile ilgili, bira ile ilgili videom var mesela ama bunun servisini çok yaptım. İşte bira servisi, şarap servisi falan yaptım. Ve o zamanlar alkol içen insanlara karşı bir ilgim var. Onları çok fazla gözlemleme fırsatım olmuştu garsonluk yaparken. O yüzden bira ve şarap konusunda bilgiliyim ama alkol kullanmam mesela. işte Sigara içmem, o aklınıza gelebilecek diğer illegal şeylere karşı böyle çok ön önyargılıyımdır. Çok korkarım. Galiba diyorum bu küçükken Kibariye filmleri falan vardı. Ya. Küçük Emrah filmleri, uyuşturucu konulu falan bilir misiniz bilmiyorum. Onları çok seyrettim. Ondan kaynaklı böyle illegal şeylere karşı acayip böyle bir şeyim var yani. Yer altı edebiyatı falan okuyorum ama böyle ödüm patlıyor yani öyle şeylerden. Pınar Ünlü sormuş. Her sabah nasıl uyanırsın güne nasıl motive başlarsın diye. Zaten bununla ilgili bir video yapacağım. Bir günümün nasıl geçtiğine dair. Çünkü ben gerçekten bir günümü çok güzel planlıyorum. Bununla ilgili bir video olacak. Merve Sar sormuş. Geri kalan hayatına tek bir kitap okuyabilecek olsam bu kitap ne olurdu? Dinle Küçük Adam olurdu herhalde yine. Gezici Genler. insanın kendiyle barışması, kendini sevmeye başlaması, kimi zaman küçük yaşta yaşadığı bir travma sonrası, kimi zaman da depresyonun ardından hayat hayata daha güzel bakmasıyla gelişebiliyor. Senin kendini sevmen ve kendini olduğun gibi kabul etmen kaç yaşında başladı? Bir travma sonrası mı yoksa belli bir gelişim yolu kat etmenle mi başladı? Seni çok seviyorum. Şimdi ben de bu konuda çok takıktım tamam mı? Ailem üzerinde, ailem mutlu edeyim, onların istediği gibi olayım, başarılı olayım gibi bir olayım vardı. Ama üniversiteye gittiğim zaman ee, Bursa'ya gittiğim zaman yani kendi başıma kalınca olayın bu olmadığını anladım. Neden mutlu olduğumu, neleri sevdiğimi kendimi keşfettim. O 4 sene kendimi izlemekle geçti. Ee, İstanbul'a geliyordum, ailemin yanına geldiğim zaman yine psikolojim böyle bir darmadama oluyordu. Sonra gidiyordum böyle Bursa'ya, sonra tekrar kendimi toparlıyordum, kendim oluyordum. Yani biraz kendinle baş başa kalman lazım. Ailenden uzak kalman lazım ki tek doğrunun ailen olmadığını anlayabilirsin. Ya yani başka doğrular da var, başka insanlar da var, başka hayatlar da var sen bambaşka bir insansın. Ailenin bir parçasın tabii ki ama bambaşka hayatın, baş başka hayallerim var. Ve sonra kendimi tanıdıktan sonra dedim ki ya ben buyum. Benim olayım bu yani yapacak bir şey yok. E, ee, Aleyna bu kez sormuş. Sevdiğim müzik tarzı neler diye. Benim sevdiğim müzik tarzı yok. Ben çünkü çok fazla müzik dinleyen bir insan değilim. Ee, kronik kitap yetmez diye demiş. Şu anda ne iş yapıyorsun? Günlük hayatında nelerle uğraşıyorsun? Şu anda sadece YouTube'da uğraşıyorum. Bir günümün nasıl geçtiğini tam bir video yapacağım zaten. Ama şu anda tek işim YouTube oksit sormuş dünya gezmek istiyorum İlk ne yapmam gerek başlamam gerek yani illa kalkıp bir günde İspanya'ya ya da Japonya'ya gidemezsin belki ama e, hiç olmadı. Hiç maddi durumu yan mahalleye git ya ya da yan ilçeye git yani başka bir yere git yani. Bir o, oturduğun ortamdan bir çık. Dünya gezmek istiyorsan kendine bir kanıtla bunu yapabileceğini. Sence senin videolarını gören birinin ilk ne dikkatini çekiyor? Çok klişe olacak bence ama samimiyet. Egg Matilda sormuş. En sevdiğim film, dizi, müzik ne, neden? Ya bunların hepsiyle ilgili video çektim ama ya. Vallahi bütün filmleri, dizilerle ilgili video çektim. Burada tekrar tekrar söylemeyeyim. Vaktinizden çalmayayım. Bin Nur Seyida Kaplan sormuş. En sevdiğim YouTuber'lar. En sevdiğim YouTuber gerçekten yok. Ama Türkiye'den sorarsanız Stok kanalını izliyorum. Beyza Çakmak sormuş. Hayattan nasıl sıkılmıyorsun? Kendime eğlendirmenin bir yolunu buluyorum. Ya sıkıcı değil ki hayatı ya. Bence gayet güzel yani. Her gün farklı bir gün. Böyle bir şey hiçbir yerde yok. Canan sormuş. Hayatta en cesur olduğun an. Biliyorsunuz bir transla röportaj yapmıştım. Ona mail attığım ve onun evine gittiğim zaman gerçekten kendimi castürf etmiştim. Gerçekten. Herkes gitme, saçmalama yapma derken o yapmam. Beni etkilemişti gerçekten. Hangi olaydan sonra kendi toparlaman zaman aldı. Türk Hava Yolları'na başvurmuştum ve beni almadılar biliyorsunuz işe. O zaman çok odaklanmıştım ona. İki aydır neredeyse sonuç bekliyordum, cevap bekliyordum ve olmamıştı. O zaman gerçekten çok sarsılmıştım yani. Çünkü bütün hayatımı ona odaklamıştım. Ama iyi ki de almamışlar. Hayatımı değiştirdiler sağ olsunlar. Çok plan olsaydın ne yapardın? Hiç hiçbir şey yapmazdım. Yani şu anda yaptıklarımı yapmaya devam ederdim. Ama yatırım yapardım herhalde. ev falan alırdım. Tuğçe demiş. Nedense sen çok disiplinli ve otoriter biri olarak görüyorum. Acaba yanılıyor muyum? Yani mesela çocukça şımarıklık yapıp saçma sapan hareketler yaptığım bir yanım var mı? Kocaman sarılıyorum öptüm. Evet çok disiplinliyim. Hatta daha disiplinli olmam gerektiğini düşünüyorum. İnsan beyninin disiplinle çalışması gerektiğini, hatta bütün canlıların disipline ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Otoriter de olabilirim doğrudur. E, ama şımarık olduğum zamanlarda oluyor tabii ki de. Beliz Güneyli sormuş, yaşam enerjin nereden geliyor? Hayatında örnek aldığın insanlar var mı? Varsa kimler? Zamanında vardı çok fazla idolüm. İdoller gerçekten çok önemlidir. Kendinize idol belirlediğiniz insanlar, örnek aldığınız insanlar, hayran olduğunuz insanlar sizin gelecekte nasıl insanlar olduğunuzu belirlerler. Ama şu anda yok öyle biri. Yaşam enerjim nereden geliyor? Yaptığım işten geliyor galiba. Çok severek yapıyorum gerçekten. Aleyna Büke sormuş tekrar. Sonuçta kadar yaşlanmayacak olsan hangi yaşta kalmayı tercih ederdin? 30'lar. Çünkü daha 30'uma gelmedim bile düşün. Ama insan olgunlaştıkça güzelleşen bir yaratık bence. Büyüdükçe güzelleşiyoruz bence. Her anlamda. Fiziksel ve ruhsal anlamda da. Birçok belgesel önerdin, tanıttın bize ama işlerinde en çok önerebileceğin 3 tanesini söyler misin? Human, Tony Robbins ve True Cost. Aleyne Buke sormuş, bu sene hayatının sona ereceğini bilsen neleri daha farklı yapardın? Hiçbir şey farklı yapmazdım çünkü şu anda yaptığım her şeyden gerçekten mutluluk duyuyorum. Ve hani hayal ettiğim şeyleri yapıyorum. Bu yüzden mutluyum. Ama Levent'i de yanıma aldırtırdım herhalde şu anda. Annem Levent'le üçümüz yaşardık diye düşünüyorum. Cansu Atis sormuş. Küçüklükten beri böyle, böyleden kastım şimdiki gibi miydin yoksa senin de şeyler oldu mu? Küçükken böyleydim bak. İlkokulda, ortaokulda aynı böyle. Hatta benim milletvekili konuşmalarım var. Milletvekili olacağıma inanıyordum o zamanlar küçükken. Ve ses kayıtlarım var böyle işte. E, kalkmışım meclis konuşmamı yapıyorum. Ama lise beni bitirdi arkadaş. Lise beni bitirdi. Lise de çok bozdum. soru tekrar toparladım. Süsü Sözlü sözlükte hakkında yazılanları okudum geçen. Herkes kim besliyor resmen? Ağzım açık okudum yorumları. Bu konuda ne düşünüyorsun? Okumuyorum. Havva Gül Sert. ilk yurt dışına gitme hayali kaç yaşlarına başladı? Üniversitede başladı. Ölü ya da yaşayan herhangi biriyle tanışma şansın olsaydı kimi seçerdin? Cem Yılmaz. ECLL. Bir gün bir sohbete katılıp bir YouTuber'a soru sormuştun. Neden daha ufak kanala destek olmuyorsun diye. Sen olsan o kanalı sevsen yardım eder miydin? Eğer bir kanal gönderdi bana ve çok sevdim kanalını. Kesinlikle destek olurum. Ama çok sevmem gerekiyor tabii ki de. Siz yaptığınız işin muhteşem bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama karşı tarafa nasıl geçtiği önemli olan. Ama ben şu anda şu anki aklım olsa asla bir YouTuber'dan gidip yardım istemem yani. Kendi işime bakarım. Çünkü sen kendi işine bakınca sen youtuberların da dikkatini çekiyorsun ve onlar sana kendi kendilerine yardım etmeye başlıyorlar. Ve önemli olan youtuberları kendini sevdirmek değil izleyici kendini sevdirebilmek. Ayem Elif sormuş Başak abla Türkiye hakkındaki düşüncelerini ülkenin daha da gelişmesi için ne yapmamız? gerektiğini ve YouTube Türkiye hakkında daha detaylı düşüncelerini merak ediyorum. Çok detaylı konuşamayacağım şu an burada. YouTube Türkiye hakkındaki düşüncelerim ise daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Hani sanki böyle milyonlar, milyonluk kanallar var. işte deli video üretiliyor. Artık bitti YouTube falan. Bence daha yeni başlıyor. Bence birçok kişinin girip şansını denemesi ve değişik içerikler üretmesi lazım. Şu an hiçbir şey görmedik yani. Daha ilerini görebiliriz kendimize geliştirerek sinirlerimize nasıl hakim olabiliriz? İnsanlara nasıl daha sıcaklı davranabiliriz? Bence insanlara sıcak kanlı davranmamız gerekmiyor. Nasılsanız öylesiniz. Bu kadar yani. Soğuk bir insansınız, soğuk bir insansınız. Güler yüzlü değilseniz güler yüzlü değilsiniz. Yani ideal bir insan var ve onun gibi olmanız gerekiyor diye bir şey yok bence ya. Bu ya da işte sakin insan olmalıyız. Sinirli olmamalıyız sakin insanlar kutsanıyor, sinirli insanlar kötüleniyor. Ben, ben sinirli bir insanım mesela. Agresifim de yani. Bu niye ideal bir tip olmak zorundayım? Niye sakin olmak zorundayım ya ben? Ben böyle bir insanım yani ha, e, Öz Noor sormuş Hayattaki amacınızı bulduğunuzu düşünüyor musunuz Bulduysanız ki ben öyle bence Bulmak için neler yaptınız Nasıl keşfettiniz Nasıl bir yol izlediniz e, Evet buldum ben de bulduğumu düşünüyorum Neler yaptım çok denedim dediğim gibi çok yaşadım çok şey okudum çok şey izledim ve bunun için dua ettim gerçekten amacımı bulabilmek için Duygulu kız sormuş Minimalizmde alışveriş nasıl olmalı yani az para verip az kıyafet mi yoksa bir kere alayım kaliteli mi alayım olmalı Bununla ilgili video yapacağım ama benim mantığımda bir kere al, kaliteli al. Kafe e, Oscuro sormuş. Hep böyle özgüveni yüksek ve dışa dönük birisi miydin ve bunları nasıl başardın? Evet, yani hep dışa dönük birisiydim ama hep özgüvenim yüksek değildi. O dediğim gibi çok fazla izleyerek gözlemleyerek, insan gözlemleyerek oldu. Ayça Özkan sormuş. Sana en çok motivasyon veren cümle ne? Mark Twain'in o sözü beni çok etkiler. İşte hayatta iki önemli gün vardır. Biri doğduğunuz gün, biri neden doğduğunuzu bulduğunuz gün. Senin için mükemmel bir gün nasıl olmalı?'nın videosunu çekeceğim inşallah. Geçmişte yaşamış biriyle bir akşam yemeği yeme şansın olsa bu kim olurdu? Sabahattin Ali. Ergenlik zamanlarında ailenle ilişkilerin nasıldı bir ergen olarak sorayım ama sen ergen diye başlama cümlene ergen lafı yaygın diye öyle tarif ettim. Hastalıkmış gibi bahsedenler vardı daha. Hastalık değil ama bir dönem gerçekten ve zor bir dönem. Bence hani özel de bir dönem. Evet ailem dönem çok kötüydü. Hayatının aşkını yol arkadaşını bulduğunda Levent abi yani o oğlun nereden aldın? O hissediliyor ya o çok enteresan bir şey yani. O, 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 başka bir şey yani. Onu hissedersin yani. İliklerine kadar hem de. Yani. almış olma ihtimalin yok. Hani bir filmde vardı işte bu aşk mı diye soruyor. O diyor ki aşk olsa bilirdin diyor yani. Ters bulut sormuş. İnsanların hayallerini unutması için ne önerirsin? Zira şöyle bir baktığımda imkansızlıklarla boğuştuk. Bazı şeyleri unuttuğumuzu görüyorum. Seviliyorsun. İnsan, bir hayalin varsa unutmazsın zaten ya. İmkansızlıklarla o işin şeyi zaten cilvesi yani. Kim Kardeşen Türkiye sormuş. Hayatın sonuna kadar sadece bir şarkı dinleyebilecek olsaydın o şarkı ne olurdu? Sezen Aksu'nun Dali Kızın türküsü var. O olurdu. Melik Gürcan sormuş. Asla yapmam dediğim bir şey yaptım mı? Evet yaptım. Zehra sormuş. Neden işletme okudum diye. Puan bana etti çünkü. Ve ben e, üniversite tercihleri yaparken bölüm değil şehir seçtim. İren Özbilek sormuş. Dışarı çıkınca tanınıyor musun? Evet tanınıyorum. Yavaş yavaş öyle bir durum olmaya başladı. Teşekkür ederim. ''Tuhaf bir takıntım var mı? Varsa ne?'' demiş Elif Sena. Hiçbir takıntım yok. Ama öyle karizmatik bir takıntım olsun çok isterdim. Ee, ''Sevmediğin iki huyun ne?'' Agresif bir insanım. Bir de kin tutuyorum. Serap Herk sormuş. ''Geçmişte şu anda yaşadıklarını ve gelecekte yaşayacağın şeyleri bilseydin yine bu hayatı yaşar mıydın?'' Tabii ki de yaşarım. Başka yapacak bir şeyim yok ki. Ben bu acılardan da yaşadığımız olumsuz olaylardan da baya bir keyif alıyorum ve öğreniyorum çok şey. Yani her şeyin bir anlamı var çünkü. Fatma sormuş. ''İnsan kalbi kırılınca ne yapmalı?'' diye. Bence eğer o kişi gerçekten hayatında önemliyse ve hayatında ondan sonra da olmaya devam edecekse o kişiyle konuşmalı ve yüzleşmelisin. Bence hayatta yüzleşmekten daha değerli hiçbir şey yok. Ama hayatında artık olmasını istemiyorsan yolda gitsin bence o insanı. Merve sormuş, "Değiştirmek istediğim bir özelliğim var mı?" diye. Kim tutmamayı isterdim ya? Yani böyle çok kolay affedebilen böyle bir hemen unutan böyle bir insan olmak isterdim ama kolay unutamıyorum. E, ee, Ahmet Çerekoğlu sormuş. Uludağ'da işletme hocam Bilçin Hoca mıydı? Evet o girerdi. Çok efsane bir kadındır bu arada kendisi. Para harcadığın için en çok pişman olduğun şey nedir diye sormuş. İsmini okuyamıyorum. Ee, kıyafet. Gerçekten çok para harcadım zamanında ve çok büyük yanlışlar yaptım. Ve bana ait olmayan, benim tarzım olmayan, benim asla giymeyeceğim şeyler aldım. O yüzden buna pişmanım. Whatsapp durumunda ne yazıyor diye sormuş Mustafa Oguzoğlu. I am using WhatsApp. Bu ben değiştirmedim onu. Hala WhatsApp'ın kendi şeyi duruyor. Yurt dışında yaşayacak olsun hangi ülkede yaşardın? Sevde Yıldırım sormuş. Böyle Kuzey Avrupa ülkesi olabilir. Tuba Yaycı oldu sormuş. Planlı bir insan mısın? Kesinlikle planlı bir insanım. Mukteber Yılmaz sormuş. Saçlarını uzatmayacak mısın reis diye. Yok uzatmayacağım. Ben çocukken de böyleydim. Sonra ergenlik İh, o dönemde böyle bir uzattım saçlarımı. Sonra tekrar bu halime döndüm. Uzatmayı hiç düşünmüyorum. Halil Yeşilbaş sormuş. Videolarından önce söyleyeceklerinin provasını yapıyor musun? Yoksa doğaçlama mı gidiyorsun? Doğaçlama gidiyorsa nasıl bu kadar hayat dolu ve hevesli kalabiliyorsun? Videolarımdan önce konuşacağım şeylerin böyle ana metinini bir belirliyorum. Konu başlıkları olabilir bilmem ne olabilir. Ama böyle hani haber spikeri gibi orada böyle okumuyorum yani onu o şekilde. Sadece bana alttan, altta bilgisayar bu arada, bana alttan sufle versin diye onu orada tutuyorum. Yoksa bir başlıyorum konuşmaya iki saat susmayabiliyorum. O, o bu metinle çalışmaya başladıktan sonra video çekme süremi yarım saate, 20 dakikaya falan indirdim. Acayip işime yaradı benim. Zeynep Temiz şöyle demiş, vejetaryanlık hakkında düşüncelerin nedir? Ee, gidiyor. nedir diye. ben o sürekli bununla ilgili yorum geliyor. Veganlık, vejetaryanlıkla ilgili düşüncelerin nedir diye. Ben vejetaryan değilim, vegan değilim. Olmayı da düşünmüyorum. Merve Nur sormuş, gezmeyi, görmeyi, okumayı bu kadar seven biri olarak zengin olmak istedim mi? Teşekkür ederim. Zaten zengin olduğumu düşünüyorum. Zenginlikten kastın ne? Milyoner olmak mı yani? Büşra Geneci oldu sormuş. Aden okudun mu? Sen Aden öğretilerini görmem normal mi? Aden'i okumadım biliyor musun? Kitabı aldım. İlk 100 sayfa, 150 sayfa okudum ama gitmiyor kitap. Herkes diyor ki işte sonradan açılacak, sonradan şöyle olacak, sonradan böyle olacak ama okuyamıyorum. İnşallah bitireceğim. Ruhu Divane. Meslek önerilerim var mı diye sormuş. Şimdi ben kendinizi tanıyın, kendinizi tanıyın, kendinizi tanıyın deyip meslek önerisi vermem çok saçma olur. Çünkü hani herkesin başka karakteri var ama ben psikoloji okumak isterdim. Azerbaycan'a ne zaman gelirsen diye sormuş. Çok istiyorum ya. Yani böyle Iğdır'a gelip Iğdır'dan İran ondan sonra Azerbaycan, Lahcevan falan gezmek çok isterim. E, bu ergenlik çağı, ergenlik çağında, lise çağında ders çalışmayı istememeniz çok normal bu arada. O dönem insanın duygusal zekasının en yoğun çalıştığı dönem. O yüzden e, mesela işte bir gün çalışıyorsunuz, ertesi gün unutuyorsunuz her şeyi. Bunların hepsi de çok normal şeyler. Elif Hasibe Doğru pazarlama okuyorsun. Belki bitirdin. Hatırlayamadım şu an ama o eleştirdiğin markalara yardım edecek bir meslek seçmeyecek misin sonunda? Şimdi marka var, marka var. İyi marka var, kötü marka var. Yanlışlar yapmış marka var, doğru marka var. Bir de bu iş çok enteresan bir iş tamam mı yani her alanda uygulanıyor siyasetten politikadan işte markalar ondan sonra dernekler herkes pazarlama uyguluyor yani sen de pazarlama uyguluyorsun kendi hayatında sen de kendini pazarlıyorsun arkadaşlarına ailene patronuna bu her alanda var ve bu çok enteresan pazarlama psikolojisi var ya çok enteresan bir konu hep derim yani bir hırsızlığı yakalamak istiyorsan hırsızın ilk önce nasıl çaldığını çözmen gerekiyor. Hırsız gibi düşünebilmen gerekiyor. Pazarlama üzerine yüksek lisans yapmamın, bunun üzerine bu kadar okumamın izlememin sebebi bu. Bir şeyleri çözmek istiyorsan, sistemi çözmek istiyorsan sistemdeki adamların nasıl düşündüğünü çözmen lazım. YouTube'a başlarken ki beklentilerin nelerdi? Şu anki ilerleyişinden memnun musun? YouTube'a başlarken tabii çok büyük beklentilerim vardı. Çok yanlış beklentilerim vardı. Şu anki ilerleyişimden çok mutluyum. Hayatınız boyunca unutamadığınız size atılan en büyük kazık neydi? Esra Duygu sormuş. Ee, ben bana hiç kazık atılmadı. Atıldıysa da fark etmedim. Atıldıysa da umurumda olmadı. Gerçekten ilginiz, alakanıza çok teşekkür ederim. Onur duydum zaman ayırdınız sorular yazdınız. Videoyu burada bitirmem lazım çok uzun olacak diğer türlü. Genel olarak bütün sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Yani e, vermediklerim de hakkını helal etsinler lütfen. Bir dahaki soru cevap videosunda cevaplamaya çalışacağım. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. abone olmayı unutmayın lütfen. Take me by the hand, Beautiful tongo, Until you make me dance. How sweet.